Herkese merhaba, ben astrolog Maya Kasioğlu. Bu videoda size 28 Ekim'de meydana gelecek olan Ay tutulmasından bahsedeceğim. Çok önemli bir Ay tutulması, hem 28 Ekim tarihine denk gelmesi, hem de ardından Cumhuriyet Bayramımızın 100. yılı kutlayacağımız 29 Ekim'e devam edecek olan bir ay tutulması olmasından dolayı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncelikle hepimize kutlu olsun. Çok önemli bir ay tutulması. 4 saat sürecek olan bir tutulma olduğu için 28 Ekim gecesi saat 11.30'da başlayarak 29 Ekim sabaha karşı 4'te bitecek olan bir tutulmadır. Uzun bir tutulma ve parçalı bir ay tutulması olduğu için olaylar parça parça gelecektir ve 4 yıla yayılacak bir tutulmadır önemlidir. Bulunduğu sabit yıldız hattı Şaratan Hamal sabit yıldız hattıdır ki biz bu sabit yıldızı çok sevmeyiz. Çünkü çok fazla tehlikesi olan bir sabit yıldız hattıdır. Hem dünya için hem de ülkemiz için risklidir. Şaratan Hamal hattı hem kıtlık hem deprem hem savaşları göstermektedir ki zaten geriye döndüğümüzde baktığımız zaman son iki aydır çeşitli olayları görmekteyiz. Şaratan Hamal hattı dediğim gibi tehlikelidir ama aynı zamanda bu hat bir şeye daha dikkat çekiyor. Sıtma ve çiçek hastalığı. Önümüzdeki dört yıl içerisinde dünyanın çeşitli ülkelerinde sıtma ve çiçek hastalığının arttığını duyabiliriz. Tutulmanın görüleceği şehirlere baktığımız zaman aslında çok uzun birçok kıtada görecek bu tutulma. Avrupa, Asya, Avusturya, Afrika Kuzey Amerika, Güney Amerika'nın büyük bir kısmı Pasifik, Atlantis ve Hint Okyanusu, Antarktika'ya kadar tutulmanın her yerden görülecek bir tutulma olacaktır. Fakat bu tutulma evet zaten şu an Orta Doğu tarafına baktığımız zaman doğu tarafında savaşları getirirken batı tarafına baktığımız zaman da yağmurlar ve selleri göstermekte olacaktır. Ve aynı zamanda tutulma boğa burcu hattındadır. Toprak bütünlüğünü gösterdiği kadar da gıda ve tarım kıtlığını göstermektedir. Bunlar önümüzdeki 4 yıl boyunca gitgide artan bir maalesef toplumsal gıda ve tarım kıtlığına tüm dünyada şahit olacağız. Bu tutulmanın açıkçası bir şehri daha var. Birçok şekilde gözden kaçsa da Pakistan. Önümüzdeki 4 yıl içerisinde Pakistan'da iç çatışma ve çevredeki ülkelerle savaşlar meydana gelebilir. Bu tutulmanın en çok dikkat çeken şehri Pakistan'dır. Dilerim dünyanın hiçbir yerinde hiçbir zaman savaş olmaz ama toprak bütünlüğünü ve büyümesini gösteren bir tutulma olduğu için birçok ülke kendi toprağını büyütmek adına çeşitli yollara başvuracaktır maalesef bu döngüde. 29 Ekim'den bir gün önce başlayacak olan tutulma 29 Ekim'e devam ettiği için 100 yıllık cumhuriyetimizi de etkilediği için biz burada çok önemli bir denge kuracak olan ülkesi baktığımız zaman. Her ne kadar bir boğa burcu tutulması olsa da karşısında akrep var ve Türkiye bir akrep ülkesi olduğu için en çok etkilenecek ülkelerden bir tanesi biz doğal olarak. Dünyaya baktığımız zaman tekrar döndüğümüz zaman dünya astrolojisinde bir boğa burcu tutulması tabii ki de ticareti çok etkileyecektir. Borsayı etkileyecektir. Finans kaynaklarını etkileyecektir. Şaratan hamal hatta iflasları gösteren bir bölgedir. Dünyada birçok büyük şirketin iflasını duyabiliriz. Özellikle bu bütün kıtalara yayılan bir tutulma olduğu için hiç ummadığınız birçok şirket önümüzdeki 4 yıl içerisinde iflas bayrağı çekebilir ki zaten dünya ticaretine yön veren şirket olacaktır bunlar. Özellikle Çin tarafında ve Pakistan, Hindistan tarafında bunları daha fazla duyabiliriz. Bizim ülkemize de tabii ki de bu bir etkendir. Fakat ülkemizin ortasında 11. evde gerçekleşecek olan Dolunay toplumu göstermektedir. Toplumsal kararlar alınabilir, dernekleri göstermektedir futbol kulüplerini göstermektedir. Bu senenin şampiyonu açıkçası belli edecektir ama tutulma döngüsü boğa burcunda olduğu için biz bunu artık Nisan-Mayıs döngüsünde tam olarak yaşayacağız. Fakat dikkat etmemiz gereken tabii ki önümüzde bir Şubat ayı ondan sonra Nisan-Mayıs döngüsü sonrasında tekrar bir Ağustos döngüsü olacaktır 2024'de baktığım zaman ki dediğim gibi bu çok uzun süreçli bir tutulma 4 yıl etkisi olacaktır. Parça parça gelecektir. O yüzden de daha dikkatli takip edilmesi gereken bir tutulmadır ki bu zaten bu tutulmayla ilgili diğer videolarda kısmı kısmı yeri geldikçe bahsederiz. Neden bu döngüye geldik? Bunlar bunlar yaşanıyor. Bu tutulmanın etkisini zaten dediğim gibi 4 yıl içerisinde göreceğiz. Ve bu tutulmanın bir etkisi de sağlıkta çok önemli bir yer kaplıyor bu tutulma. Hem sağlık alanında akrep burcunun karşısında bir tutulma yaşıyorsunuz hem de yanında Jüpiter olan bir boğa burcu tutulması bu. Jüpiter büyütür. Hücresel büyümedir Jüpiter ve çok tehlikelidir. O yüzden de içerik kaplanızı ve tahliyenizi tam yaptırmanızı öneririm ki Jüpiter aynı zamanda astrolojide karaciğeri gösterdiği için önümüzdeki yıllarda karaciğerinizi çok iyi korumanızı tavsiye etmekteyim ki karaciğer büyümesi çok duyarız. Ne olursa olsun bir boğa borcu tutulması tabii ki de boğaz, tiroid ve boyunla ilgili çok fazla hastalıklar duyacağız. Burada dediğim gibi Jüpiter büyüttüğü için ay da yanında olduğu için yüksek tansiyona daha fazla dikkat etmeniz gerekmektedir ve kan hücrelerini, kan hücrelerindeki çeşitli değerlerin artışına mutlaka dikkat edin en ufak bir artış dahi olsa bunu çok iyi bir şekilde analiz ettirmenizi önermekteyim doktorlara. Ülkemizde belediyeleri göstermekte olduğu için biliyorsunuz tutulma döngüsü de beraber uzun bir döngü olduğu için bundan sonraki belediye başkan seçimlerinde çok sürpriz belediye başkanları çıkabilir ve birçok şehrin belediye başkanı değişecektir bu tutulmayla birlikte. Tutulmanın kişisel hayatı etkisine geldiğimiz zaman kişisel saatlerde da çok daha farklı çalışan bir tutulma. Maalesef açılar çok sert bu tutulma döngüsünde ve ikimizin ruh hali çok hızlı değişecektir. Ne yapmak istediğimize bir türlü karar veremeyebiliriz bu tutulma döngüsünde. O yüzden 28 Ekim tutulma da olsa öncesindeki bir hafta, sonrasındaki bir hafta bir şey yapmak istiyorsanız birazcık kararlarınızı ertelemenizi tavsiye ederim. Aceleci karar vermeyin. Tutulma toplumsal olarak da kolektifte yıkıcı bir etkiye sahiptir. Herkes klavye delikanlılığı yapmaya kalkabilir. Burası birazcık riskli. Buna dikkat etmenizi önermek Çünkü söylediğiniz bir söz çok uzun vadede başınızı ağrıtabilir ve sosyal medya çeşitli yasaklar gelebilir bu tutulma döngüsüyle daha dikkatli olmanızı tavsiye etmekteyim. Kelime ucu çok keskin. Karşı tarafa da bir şey söylerken birazcık yumuşatmanızı tavsiye ederim. Daha fazla sevgi ve daha fazla sükunet her zaman daha iyidir ve dolunayın burç etkisine geldiğimiz zaman Koç burcuna başlıyoruz ki Boğa burcunda bir dolunay bu. Sonuç itibariyle Koç burcunun para evinde gerçekleşecek bir dolunay. Uzun vadede Koç burçlarını tabii ki de para kazanış alanlarını değiştirecekleri. Fakat kısa vadeye baktığımız zaman uzun zamandır bekledikleri ama alamadıkları paralarını alacaklardır. Sevgili Koçlar benim size burada tavsiyem açıkçası hayatınıza şans getirmek istiyorsanız bu dolunay döngüsünü iyi izleyin. Boğa burcuna baktığımızda Boğa burcunda gerçekleşecek olan bu dolunay zaten Boğa burcunun tepesinde olacaktır. Kendileri ve hayatları ile ilgili keskin dönüşler yaşayacaklardır. Belki şehirden taşınabilirler, belki evlerini taşıyabilirler, belki de aniden ayrılmaya karar verebilirler. Uzun zamandır bitirmeleri gereken birçok şeyi bu döngüde bitireceklerdir. Bu tutulma döngüsünde benim onlara tavsiyem bu tutulmayı mutlaka izleyin. Çünkü bu size şans ve bereket getirecektir. Tutulma ikizler Burcu'nun 12. evinde gerçekleştiği için hayatlarında uzun vadede arkalarından çevrilen birçok iş gün yüzüne çıkacaktır. Hatta yurt dışına gitme planları varsa bunu bir süre önermek önermekteyim. Sevgili ikizler bu tutulma döngüsünde sizin gizli düşman evinizin birinde olacağı için bu tutulma benim size tavsiyem bol bol meditasyon yapmanızı önermekteyim. Yengeç Burcu'na baktığımız zaman tutulma toplumsal olayları göstermektedir. Yengeç Burcu'nda belki uzun vadede arkadaş çevresini değiştirecektir. Belki uzun vadede uzun süredir üye olduğu bir dernekten artık ayrılacaktır. Bu da onun için çok daha şanslı bir döngüye girecektir. Tutulmanın olumlu etkilerinden yararlanmak istiyorlarsa mutlaka kıyafet ve yiyecek bağışı yapsınlar yengeç burçları. Aslan Burcu'nun kariyer evinde gerçekleşecek olan bu tutulma onlar uzun vadede zaten kariyerlerini değiştirecektir aslanlara. Burada biten her şey aslında onlar için çok daha faydalı olacak. Evet ilk etapta onlar için çok şaşırtıcı, ani ve şok edici de olsa bitirmek istemeseler de sevgili aslanlar 4 sene içerisinde bitirdikleri zaman bu kariyer alanındaki değişimi çok daha mutlu olduklarını fark edecekler. Bu onlar için çok daha farklı ve daha olumlu bir döngü olacaktır. Benim onunla bu tutulmada tavsiyem hayatınızdaki tüm kaygıları ortadan kaldırmak için bu tutulmayı daha sakin bir şekilde karşılayın. Başak Burcu'nun 9. evinde gerçekleşecek olan bu tutumu onları ya yurt dışından geri taşındırır ya da bir eğitimi bitirtebilir Başak Burcu'nun yani uzun vadeli 4 yıllık. Muhtemelen uzun süredir bitirmedikleri bir master varsa bunu bitirebilirler. Uzun süredir bitirmedikleri bir kurs varsa bunu bitireceklerdir. Ya da yurt dışından taşıma planları varsa uzun vadede artık bundan vazgeçip yeni bir döngüye geçeceklerdir. Bu tutulmada benim Başak Burcu'nu önebileceğim kariyer açısından bu tutulma onlara çok daha fazla fırsat sunacaktır. O yüzden bu tutulma sırasında iyi dilekler ve iyi temennilerde bulunmalarını önerebilirim. Terazi Burcu'na geldiğim zaman Terazi Burcu'nun başkanından gelen para ve miras evinde gerçekleşecek olan bu tutulma onlara uzun vadede hak ettikleri parayı belki alamadıkları fakayı ve belki de alamadıkları miras haklarını getirecektir. 4 yıllık bir döngü olduğu için biraz uzun bir süreç maalesef. O yüzden de bir davaları varsa 4 yıllık süreç içerisinde olumlu sonuçlanacağını bilmeleri gerekiyor. Burada sevgili teraziler birazcık sabır göstermek durumunda kalacaklardır. Aynı zamanda bu onlara başkanından gelen para ve emekliliği de gösterdiği için belki emekli olabilirler ama onlar için de kariyerlerinde olumlu bir döngüdür. Bu tutum onlara da çok güzel şanslar ve fırsatlar getirecektir. Akrep Burcu'na geldiğimiz zaman, Akrep Burcu'nun karşı evinde gerçekleşecek olan bu tutulma, ben biz dengesini gösteriyor. Yedinci evinde gerçekleşecek olan bu tutulma, akreplere evliliklerini bitirtebilir, ortaklıklarını bitirtebilir, 4 yıllık döngüde. Ve burada biten her şeyi sıkıntıda kabul etmeyeni önermekteyim. Çünkü aslında kendileri çok değerli. Kendi kendilerini yiyip bitirmeyen hiçbir anlamı yok. Önemli olan kendi değerleri ve kendi dünyaları. Burada biten her şeye razı olmanı önermekteyim. Tutulma sırasında da daha mutlu, daha keyifli, neşeli insanlarla bir arada olurlarsa bu tutulma onun için çok daha olumlu geçecektir. Yay burcunun sağlık evinde gerçekleşecek olan bu tutulma yay burçlarının sağlık açısından ve iş yeri açısından çeşitli yenilikler getirebilir. Özellikle sevgili yerler sağlığınıza çok dikkat etmenizi önermekteyim. Çünkü yay burcu yöneticisi şubüter bu tutulmaya eşlik ediyor. O yüzden de sağlığınıza çok çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor ve iş yerinizde büyük değişiklikler olacaktır. Belki ofisinizi başka şehre bile taşıyabilirsiniz ki önümüzdeki 4 yıl içerisinde. Ben burada yay burçlarına bu tutulma döngüsünde tabii ki de onlara da şans ve bereketin gelmesini derim ama ikili ilişkilerde çok daha fazla olumlu etkiler alacaklardır bu tutulmayla birlikte. O yüzden onlar ikili ilişkiler konusunda birazcık daha şanslılar tutulma döngüsünde. Ve Oğlak Burcu'na baktığım zaman Oğlak Burcu'nun aşk evinde gerçekleşecek olan bu tutulma Oğlak Burçları'na belki aşklarını bitirtebilir ki Oğlak Burçları zaten çalışmaktan vakit ayıramadıkları ilişkilerinde belki zorlanıyorlar ve bu tutulmada görmek istemedikleri şey buydu. Bunu fark ederlerse belki bu ilişkiyi kurtarabilirler ama uzun vadede eğer ki bir ilişkisi varsa bitebilir oğlak burçlarının. Ben oğlak burçlarını bu noktada şu şekilde uyarabilirim bu tutulma döngüsünde. Tutulmayı izlemeyin, görmeyin. Özellikle tüm burçları uyarmak isterim. Eğer hamileyseniz Vedic Astroloji'de biz tutulmaya bakmamanızı önermekteyim. Olumsuz etkileneceğini düşünürüz bebeğin çünkü anne karnındaki. Kova burcuna geldiğimiz zaman Kova burcunun 4. evinde gerçekleşecek olan bu tutulma uzun vadede Kova burcunun hem ev hem de şehir değiştirecektir ki 4 yıllık bir döngü zaten bu da. Ve bu tutulma döngüsünde açıkçası hayatınızda size ilham veren olumlu insanlarla bir arada geçirmenizi tavsiye ederim. Balık burcuna baktığımızda Balık burcunun 3. evinde gerçekleşecek olan bu tutulma çok uzun bir döngü olduğu için uzun vadede öncelik arabalarını değiştirebilirler. Kardeşleriyle ilgili çeşitli haberler alabilirler. Belki sevgili balıkların kardeşleri başka şehire taşınabilir. Belki aniden evlilik ya da ayrılık kararları alabilirler. Bu döngüde balık burcu için yakın akraba, komşu ve kuzeni de etkilediği için açıkçası uzun döngüde dediğim gibi ev değiştirebilirler, araba değiştirebilirler. Kısa seyahatleri olabilir ve bu bir boğa burcu tutulması olsa da riskli bir tutulmadır. Sevgili balıklar trafikte bu döngü sırasında dikkat etmenizi önermekteyim. Tutulmanın tüm burçlarının etkisi bu şekildedir. Dilerim hem ülkemize hem de hepimize mutluluk ve refah getirir. Hoşçakalın.